Ülkemizde her gün yeni bir olay, yeni bir gündem var. Hele ki iş insanların özel hayatı olunca herkes bir diğerinin hayatına karışma hakkı buluyor kendinde. Oysa ki ülkemizde neler oluyor neler. Küçük çocuklar sokakta, derneklerde, aile içinde pedofili kurbanı oluyor. Bu olaylar hasır altı ediliyor ama kimse yürüyüş yapmıyor. Kadınlar çocuklarının önünde katlediliyor, katiller elini kolunu sallayarak geziyor. Kimse yürüyüş yapamıyor. Ormanlar birilerini zengin etmek için yok oluyor, yerine betonlar dikiliyor. Bir iki tweet ya da paylaşımdan sonra hop konu unutuluveriyor. Yine kimse yürüyüş yapmıyor. Konserler iptal oluyor. Müzikten para kazanan tonla insan baskılara rağmen ayakta kalmaya çalışırken çoğu kişi sus pus kesiliyor. Özgürlükten bahsederken bizden olmayan her şeyin ve herkesin yaşam hakkı ellerinden alınıyor. Daha birkaç hafta önce İran'da sırf saçının bir teli görünüyor diye polis tarafından dövülen ve öldürülen Mahsa Amini'yi unutmayalım. Bu iş öyle bir ileriye gitti ki erkeklerin şort giymesine bile karışılır hale geldi. Bunlara bir tweet atarak kendimizi rahatlattığımız bu çağda gerçekten hür irademizle mi hareket ediyoruz bir düşünmek lazım. Tabii ki ünlülerin toplumsal konularda ses çıkarmalı, farkındalık yaratmak için iyi bir şey. İyiye ve güzele yönlendirmek için yaptıkları şeyleri takdir etmek lazım. Ama iyice araştırmadıkları ya da bilmedikleri konularda halkı kin ve nefrete itecek söylemlerde ve hareketlerde bulunmak oldukça tehlikeli. Müslüman için sadece ibadet etme dönemi değil. Artık Müslüman için inanma, harekete geçme, iradesini ortaya koyma, duasında, sinemasında, eğitiminde, dik duruşunda, içinden tırayarak, dışından söyleyerek savaşma zamanı. Bunun son örneği de eski manken Tuğçe Kazas. Kendisi hep bir uçtan bir uca savrulup duruyor. Yeni gündemi de LGBTİ'li bireyler. LGBT bir lobidir, nesiller yok oluyor, memleketimiz elden gidiyor dedi. Demekle de kalmadı, LGBT'lilere hedef alan mitingin adeta sözcüsü ve öncüsü oldu. Biz de bugün bu savaşlı unsurlardan bir tanesi için burada toplandık. LGBT lobilerine karşı savaşmak için. Tabii valilik de bu mitinge şıp diye izin verince, üstüne Rütük de sponsor olunca bu işin propagandasını yapmak da eski manken Tuğçe Kazas'a düştü. Bu zamana kadar yurtlarda kız ya da erkek çocuklara yapılan tacizlere ses çıkarmayan gruplarsa aile değerlerimizin yok olmasından korktukları için yürüyüşe katıldı. Peki ya Tuğçe Kazas? Zaten zor koşullar altında yaşayan, öldürülen, itilip kakılan, toplumda yer bulmakta güçlük çeken LGBTİ bireyleri düşmanlaştırdığının farkında değil mi? Can filminde biseksüel bir sevgiliyi canlandıran Tuğçe Kazas neden bu konuda kanaat önderi gibi davrandı? Popüler konularda gündemde olmayı mı seviyor? Modellik, oyunculuk, din değiştirme falan derken kafası mı çok karıştı? Hala mı bir arayış içinde yoksa sadece dikkat çekmek için mi skandal sözleri ve olaylara imza atıyor? Abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Siyasi söylemleriyle sürekli gündemde olan eski manken Tuğçe Kazas bazen öyle şeyler söylüyor ki mıhlanıp kalıyorsun ekrana. Tesettür defilesine çıkması, paralel yapı beni dinledi demesi, Bülent Arıcı'nın kadınların kahkaha atması ile ilgili söylediği sözlere destek vermesi, gerekirse adaları geri alalım söylemi. Gerekirse adalara girilmeli tabii ki mesela. Yunan adaları bugün silahlandırıldı. Doları yasaklayalım filan derken CHP'ye tepki olarak Hristiyan oldum demesin mi? Yasası Türkiye Cumhuriyeti, laik bir ülke, 3 sene evli kaldığı Yunan aktör için adını Maria olarak değiştirmesi, vaftiz olması falan bizi ilgilendirmiyor. Ama kalkıp da ben CHP yüzünden din değiştirdim deyince kulağa biraz mantıksız tınlıyor. Yani bir parti yüzünden Hristiyan olmanın, ondan vazgeçtikten sonra Budizm'e yönelmenin ve tekrar Müslüman olmanın partiyle ne ilgisi var? Zaten onun yüzünden Müslümanlıktan vazgeçtiysen dönmenin ne alemi var? Kafam çok karıştı Orçun. Vallahi benim de ya. Gerçi Kenan'a inat olsun diye evlendim, pişman olup boşandım da demiştin. Olabilir, yapabilir, mümkündür. Bir dediği bir dediğini tutmuyor yani. Ama sanmayın ki bunlar onu iktidara yaklaştırıyor. Hem iktidara yakın görünüyor hem de bu konuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulunuyor. Ne yapayım kardeşim? Keşke hak yemeseler. Keşke çalmasalar. Görmedim gözümle, bilmiyorum, çıkan belgelere bakıyorum ama böyle bir şey varsa gerçekten bu dava yolunda Türkiye'nin vermiş olduğu bu kutlu mücadelede her kim yanlış yapıyorsa onu Allah'a havale ediyorum. Ama diğerine baktığım zaman yani yanlış anlaşılmasın, AK Parti benim siyasi ideolojimi tam anlamıyla karşıladığı için değil. Bugün ben belki Erdoğan'la otursam gerçekten oturup sohbet etmem.
Zaten yasaklar dört bir yanımızı sarmış. Herkes nereden ne mal alırım diye kafa patlatıyor. Sırf bu yüzden asıl duygu ve düşüncelerini hiçe saymış, yaşayıp gidiyor. Üstüne bunu bir de özgür düşünce adı altında yapıyor. Yersen. Hani yanlış anlaşılmasın. Din değiştirmesinde, mankenlik yaparken kendini dine adamasında ya da Can filminde biseksüel sevgiliyi canlandırmasında filan sorun yok. Hatta hepimiz gibi o da yorumlasın tabii kendince gündemdeki olayları. Ama ne oldu da birden bu kadar keskin bir dönüş yaptı? Onu anlayan varsa yazsın yorumlara. Ama önce biz bir saralım makarayı başa. 26 Ağustos 1982 yılında Ezremit'te açtı maviş gözlerini dünyaya. Modern bir aile diye tabir ettiği ailesiyle İzmir'de yaşadı. Annesi ve babası bankacıydı. Evin ikinci kızıydı. Uzun boylu, mavi gözlü, güzel bir genç kızdı. Mesleğinde olduğu gibi elini her attığı işte gayet güzel başarıları imza attı. 7 sene basketbol oynadı. Basketbolda da gayet başarılıydı. Burs bile kazanmıştı. Takımıyla dünya ikincisi olunca hayali NBA'de oynamaktı. İlk ve ortaokulu İzmir'de okudu. Liseyi de Antalya'da. Sonra da geldi İstanbul'a. Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı. Ama rüzgar onu spora değil, magazin dünyasına sürükledi. Güzelliği, o mavi gözleri ve fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakıyordu. 2000 yılında elit modellik yarışmasında ikinci oldu. Elit modellik Paris seçmelerinde ilk 15'e kaldı. Amerika ve Paris'te modellik yaptı. Ama en büyük çıkışı Kenan Doğulu ile sevgili olunca oldu. Sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok dizi ve filmde oynayan Tuğçe Kazaz, Yunan yapımı Radyo Tantana setinde eski eşi Yorgo ile tanıştı. Onunla evlendi, üstüne Hristiyan olup adını Maria olarak değiştirdi. Öyle ki bugün hala ondan bahsederken bu evliliği tanımlayarak söz ediyoruz. Şimdi insanlar arayışa girebilir ki kendisi de böyle olduğunu söyledi. Bunu bir hata olarak gördüğünü dile getirdi. İslam'la ilgili hiçbir şey bilmezdim ama en sonunda ruhumu, kalbimi, benliğimi İslam'da buldum dedi. Peki asıl dönüşümünü nerede yaşadı? Birleşik Dünya Devleti kuracağını açıklayan Enis Tumici'nin yazdığı Ruhlarınız Hatırlayacak kitabını okuduğu andan itibaren. Birçok kitabı okumuş ama en çok ondan etkilenmiş. Ve bu düşüncelerinden dolayı her şeyden elini ayağını çekmeye karar verdi. Birçok dizi ve modellik teklifi alsa da kendi görüşüne uymadığı için kabul etmedi. Özellikle artık magazin camiasından haz etmiyordu. Derin Uyku diye bir kitap yazdı. Timen yayınlarından çıkan bu kitapta kapitalist sistemin kurbanı olmayı, genç yaşta gelen şöhretin zararlarını ünlü olmak adına nasıl bedeller ödediğini ve kurtuluş yolunda verdiği büyük mücadeleyi anlattı. Kitapta dahi siyasi söylemlerinden vazgeçmedi. Bu söylemler şu anki düşüncelerini desteklediği iktidar partisi nedeniyle çoğu zaman provoke edici bulundu. Ama bu kadar değil. Kemalizmle arasına mesafe koyamayan Allah'la arasına mesafe koyar diyecek kadar ileri de gitti. Mustafa Kemal'le birlikte ahlaksızlık getirildi, dinsizlik getirildi. Demek sistemin kendisi geldiği andan itibaren bu topraklara Batı'nın sistemi getirildi, getirilmedi. Yani dönüp dolaşıp sevgiden, dürüstlükten, değerlerden bahsederken bir anda başkalarının değerlerini ve hatta bu değerlerden dolayı dini duygularını yargılayan birine dönüştü. Fikir özgürlüğü var dedik ya. Yani her hür vatandaş gibi demokrasiyle yönetilen ve özgürlükçü bir ülkede o da fikirlerini çıkıp söylüyor, tamam. Ama kadınlara seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık 1934 yılında hakçılık ve cumhuriyetçilik ilkelerine dayanılarak verildiğinde biliyordur herhalde. Bir de bizim Tansu Çiller diye bir başbakanımız yok muydu ya? Özellikle sürekli cumhuriyetten memnuniyetsizliğini dile getirmesinin, fikirlerini istediği gibi beyan edebilmesinin, istediği zaman din değiştirmesinin, istediği zaman erkeklerin önünde savaş çığırtkanlığı yapmasının, istediği gibi giyinmesinin cumhuriyet sayesinde olduğunu da anlıyordur diye umut ediyoruz. Sonuçta Tuğçe Kazaz kutuplaşmanın dış güçlerin oyunu olduğunu ve kutuplaştıkça ülkenin zayıfladığını da söylemişti bir röportajında. Keşke bu çatışmayı körükleyen kişinin kendisi de olduğunu anlayabilse. Kimliğini, benliğini, varoluşunu bulabilmek için bu konuda oldukça emek sarf etmiş yani. İşte tam da bu yüzden şöhretini ayrıştırmak için değil de birleştirmek için kullanabilse diye düşünüyor insan. Her arayış içine giren insan gibi doğruyu bulmaya çalışırken tökezliyor bir yerde. Ancak oradan oraya savrulması, sansasyonel söylemlerle gündemde kalması, o korumak istediği genç nesilleri daha büyük bir kaosa sürüklüyor. İslam dininin sevgi ve barış dini olduğunu söylerken bugün bunun tam tersinin yapılmaya çalışıldığının farkında mıyız gerçekten?